Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde son 2 haftada 9 kişinin karanlık dünyası aydınlandı. Görme yetisini kaybeden hastalar kornea nakliyle ışığa kavuştu. Hedef 1 yılda 150 göze ışık olmak. Tabii ki bu hedef için organ bağışı şart. Kapat gözünü. Karanlık dünyaları tek tek aydınlatıyorlar. Başarılı operasyonlarla görmeyen gözlere ışık oluyorlar. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin göz hastalıkları uzmanları son 2 haftada 9 hastayı kornea nakliyle ışığa kavuşturdu. Gerçekten başarılı oldu. Mustafa hocamızla beraber ameliyatı gerçekleştirdik. Evet. Rabia Başkaya o hastalardan yalnızca biri. 3 yıldır görme problemi yaşıyordu. Rabia 17 yaşında hastamız, keratokonus hastası. Bu gözde çok kaşımaya bağlı, alerjiye bağlı. Gözün incelmesi ve dikleşmesi, korneanın incelmesi ve dikleşmesine bağlı görme azlığı gelişiyor bu hastalarımızda. Kornea nakliyle birlikte sağlığına kavuştu. Başkaya şimdi eğitimini tamamlayabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çok sıkıntı çekiyordum okulumda, hatta yani devam edemiyordum çoğu zaman. 75 yaşındaki Ömer Toprak da görme yetisini kaybetmenin olumsuzluklarını yaşayanlardandı. İki gözü enfeksiyon nedeniyle kapanmıştı. Toprak'ın bir gözüne nakil yapıldı. O gözünde hem kataraktı vardı amcamızın, hem de kornea önünde yaraya bağlı, daha önce geçirdiği bir enfeksiyona bağlı görmemezliği vardı. O beyaz saydam tabaka beyazlaşmıştı. Tamamen mat hale gelmişti. Bu ameliyatı ikisini birlikte gerçekleştirdik. Hem kornea naklini yaptık, hem de katarak ameliyatını birlikte yaptık amcamıza. Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Ünal, Türkiye'de kornea nakli için sırada bekleyen yaklaşık 3000, üniversite hastanesinde ise 150 hastanın olduğunu söyledi. Organ bağışının önemine değindi. Sayımız böyle giderse, örneğin işte 2 haftada 10 ameliyat yaptık. İşte bu ayda 20 yapar, 1 yılda 250 ameliyat anlamına geliyor. Ama bazen yapamadığımız haftalar da oluyor veya yapamadığımız birkaç haftada üst üste denk gelebiliyor. Çünkü bu sonuçta bir doku ve organ bağışıyla giden bir durum. Zaten önemli tarafı da bu. Organ bağışının önemi de bu. Eğer izin yoksa, bağış yoksa nakil sayımız da tabii ki doğal olarak azalıyor. Kornea nakli, şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş kornea dokusunun çıkarılarak yerine donörden alınan sağlıklı kornea dokusunun yerleştirilmesi ameliyatı olarak tanımlanıyor.